Teknoloji Oku'dan hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Osman Tufan. Bugün farklı bir içerikle karşınızdayız. Aslında buna bir özel içerik videosu da diyebiliriz. Bilindiği üzere ülkemizde en çok kullanılan telefonların başında Xiaomi geliyor arkadaşlar. Tabii Xiaomi'nin üst modellerinden bahsetmiyoruz. Genel itibariyle herkesin gözlemlediği, herkesin bildiği kadarıyla ülkemizde asıl popüler olan modeller Xiaomi'nin Redmi modelleri arkadaşlar. Yani genellemeye vurduğumuzda kalkıp da Mi serisi mi, Redmi serisi mi dediğimizde muhtemelen Redmi modelleri açık ara önde çıkacaktır. Zaten geçtiğimiz günlerde bir tablo yayınlandı. Bu tabloda hani dünya genelinde 2020'nin ilk yarısında en çok satan telefon modelleri sıralanmıştı. Bu sıralamada yanılmıyorsam 5 tane Apple, 4 tane Xiaomi ve 1 tane de Samsung modeli yer alıyordu. Ve yer alan 4 Xiaomi modelinin hepsi Redmi'ydi arkadaşlar. Redmi Note 8 Pro, Redmi Note 8, Redmi 8A ve Redmi 8 modelleriydi. En azından ben öyle hatırlıyorum. Genel itibariyle baktığımızda Redmi modellerinin Xiaomi'nin en çok satan markası olduğunu söyleyebiliriz. Aslında Xiaomi ile Redmi arasında aynı Huawei ile Honor arasında olduğu gibi bir ilişki vardı. Yani nasıl ki Honor Huawei'nin yan kuruluşuysa Redmi de Xiaomi'nin yan kuruluşuydu arkadaşlar. Fakat Xiaomi baktı ki Redmi gayet güzel satıyor. Hatta Xiaomi'nin Mi modellerinden bile fazla satıyor. O yüzden onun altına Buy Xiaomi yazısını yazmayı hiçbir zaman bırakmadı. O yüzden hep modellerde zaten Xiaomi Redmi olarak geçiyor. Dolayısıyla Redmi de bir türlü Xiaomi'nin alt markası, hatta yan kuruluşu olmaktan kurtulamadı diyebiliriz. Peki bu içerimizde nelerden bahsedeceğiz arkadaşlar? Bilindiği üzere Redmi modellerinde de Xiaomi'nin arayüzü olan MIUI kullanılıyor. Önümüzdeki günlerde MIUI'ın global versiyonu, hatta MIUI 12'nin global versiyonu tüm Redmi modellerine gelmiş olacak. Daha doğrusu tüm güncel Redmi modellerine gelmiş olacak. Geçtiğimiz günlerde Çin'de MIUI 12 kullanıma sunulmuştu. Tabi biliyorsunuz Çin'de kullanıma sunulan versiyon doğal olarak Çince ve bu versiyonu global versiyona çevirmek biraz zaman alıyor. Dolayısıyla Xiaomi bu zamanı artık tüketti ve önümüzdeki günlerde MIUI 12'nin yavaş yavaş yayınlanmaya başlayacağını söyledi. Hatta belki bu videonun yayına girdiği tarihte bazı Redmi modelleri de MIUI 12'yi almaya başlamış olacaktır arkadaşlar. Bu videoda biz MIUI 12'nin global versiyonunu alacak olan Xiaomi Redmi modellerini sizlere göstereceğiz. Yani hangi Redmi modelinin MIUI 12'nin global versiyonunu aldığını video boyunca öğrenmiş olacaksınız. Şimdi lafı daha fazla uzatmadan sizleri MIUI 12 arayüzünü alacak olan Redmi modelleriyle baş başa bırakalım. We'll be right back.
Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi hayli geniş bir yelpaze bizleri bekliyor. Yani güncel Redmi modellerinin hemen hemen hepsinin MIUI 12 alacağını söyleyebiliriz. Bu da gerçekten Redmi sahipleri için sevindirici bir haber. Önümüzdeki günlerde bu tarz içeriklerle yine karşınızda olmaya devam edeceğiz. Bizleri sosyal medyadan ve YouTube hesabımız üzerinden takip etmeyi unutmayın. Eğer herhangi bir sorunuz varsa bu video ile ilgili, ya şu model niye almıyor, bu modele niye gelmemiş gibi bir sorunuz varsa bu videonun altına bize yorum olarak yazabilirsiniz arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere, hoşça kalın. Bizleri sosyal medya hesaplarımızdan takip etmeyi de unutmayın.